Merhabalar sevgili çocuklar. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Özge Millioğulları Demirel. Hazırsanız kalemlerimizi, defterlerimizi çıkaralım. Dersimize başlayalım. Bakalım bugün birlikte neler öğreneceğiz? Bugün sizlerle kim ne yapmış bu konuyu öğreneceğiz. Hazır mıyız? Hadi o zaman. Şimdi hemen benimle birlikte bak. Ne görüyorsun? Bir sınıf değil mi? Evet. Kimler var? Elif, Ece, öğretmen var. Çocuklar var değil mi? Öğrenciler. Çok güzel. Öğretmen masası, dolap var, tahta var. Başka? Sıralar var. Harikasın. Peki bakalım ne konuşuyorlar? Öğretmen... Günaydın çocuklar diyor. Çocuklar günaydın öğretmenim diyorlar. Öğretmen soruyor. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz öğretmenim. Siz nasılsınız öğretmenim diye soruyor Ece. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim diyor öğretmen. Sonra soruyor diyor ki Elif yoklamayı yaptın mı? Herkes sınıfta mı? Elif evet yoklamayı yaptım. Ayşe sınıfta yok hastaymış diyor. Öğretmen biraz üzülüyor değil mi? Ayşe'nin hasta olduğunu duyunca diyor ki Ayşe'ye geçmiş olsun. İnşallah hemen iyileşir. Çocuklar hava biraz soğuk. Sağlığınıza dikkat edin. Ne diyor? Ayşe'ye diyor geçmiş olsun. İnşallah hemen iyileşir. Çocuklar hava biraz soğuk. Sağlığınıza dikkat edin. Haydi çocuklar şimdi derse başlıyoruz diyor. Elif diyor ki bugün... Neler öğreneceğiz öğretmenim? Ne diyor? Bugün neler öğreneceğiz öğretmenim? Öğretmen, bugün birlikte çok güzel etkinlikler yapacağız diyor. Bugün birlikte çok güzel etkinlikler yapacağız. Zaman tünelinde yolculuk yapacağız diyor. Ne diyor? Zaman tünelinde yolculuk yapacağız. Elif soruyor, zaman tüneli mi? Sen de merak ettin değil mi? Zaman tüneli de ne? Ece, öğretmenim, gerçek zaman tüneli mi? Diye soruyor. Ne diyor? Öğretmenim, gerçek zaman tüneli mi? Öğretmen, siz hem öğrenin hem eğlenin diye belediye bir zaman tüneli yapmış. Bugün birlikte oraya gideceğiz diyor. Ne diyor? Siz hem öğrenin hem eğlenin diye belediye bir zaman tüneli yapmış. Bugün birlikte oraya gideceğiz. Akif çok heyecanlıyım diyor. Ömer ben de çok heyecanlıyım diyor. Ne diyor Ömer? Ben de çok heyecanlıyım. Öğretmen, ben de çok heyecanlıyım. Çünkü zaman tünelinde kim ne yapmış öğreneceğiz diyor. Ne diyor? Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü zaman tünelinde kim ne yapmış öğreneceğiz. Şimdi hazırlanın. Hep beraber belediyeye gideceğiz. Sizi zaman tüneline götüreceğim. Tamam öğretmenim diyor çocuklar. Evet ne yaptılar? Okulun önüne geldiler değil mi? Bir okul servisi var görüyorsun. Evet bir okul servisi arkada da okul var. Çocuklar buradalar. Öğretmen de burada. Bakalım ne diyor? Diyor ki öğretmen okul servisine
sırayla ve dikkatli binin çocuklar. Ne diyor? Okul servisine sırayla ve dikkatli binin diyor. Servise bindiler ve belediyenin yaptığı zaman tüneline geldiler, değil mi? Evet, ne yazıyor girişte? Zaman tüneline hoş geldiniz yazıyor. Zaman tüneline hoş geldiniz. Görüyor musun, burada bir kırmızı büyük tünel var, değil mi? Evet, tünel var. Şimdi çocuklar içeri girecekler. Sonra bakalım sonra neler olacak? Öğretmen diyor ki, işte geldik. Bu zaman tüneli. Hazır mısınız? İçeri giriyoruz. Ne diyor? İşte geldik. Bu zaman tüneli. Hazır mısınız? İçeri giriyoruz. Çocuklar, evet öğretmenim diyorlar. Zaman tünelinden içeri girdiler. Peki bakalım içeride neler var? Hemen bak, ne görüyorsun? Bir resim var, değil mi? Bir adamın resmi var burada. Evet, önünde bir kürsü var. Kürsünün üstünde ne var? Bir telefon var. Eski bir telefon. Evet, soruda ne diyor? Diyor ki, Graham Bell ne yapmış? Ne yazıyor üstünde? Bir soru soruyor. Diyor ki, Graham Bell ne yapmış? Bakacağız şimdi. Öğretmenimiz diyor ki, çocuklar zaman tüneline buradan başlayacağız. Çocuklar zaman tüneline buradan başlayacağız. Graham Bell kim? Biliyor musunuz? Ne soruyor? Graham Bell kim? Biliyor musunuz? Bilmiyorum öğretmenim diyor onlar da. Ne diyorlar? Bilmiyorum öğretmenim. Öğretmen anlatıyor. Graham Bell 1847 yılında doğmuş. Ne diyor? Graham Bell 1847 yılında doğmuş. O zeki bir mucitmiş. Yani icatlar yapmış. Mucitler icatlar yaparlar. Ne diyor? Yeni şeyler bulmuş. Onun icatları insanlara kolaylık sağlamış. Tekrar edelim mi? Diyor ki, Graham Bell 1847 yılında doğmuş. O zeki bir mucitmiş. Yani icatlar yapmış. Yeni şeyler bulmuş. Onun icatları insanlara kolaylık sağlamış. Sonra Elif soruyor. Onun icadı neymiş öğretmenim? Yani diyor ki, Graham Bell neyi icat etmiş? Ne bulmuş? Öğretmen, onun icadı telefonmuş. Böylece onu herkes tanımış diyor. Ne diyor? Onun icadı telefonmuş. Böylece onu herkes tanımış. Görüyor musun telefonu? Telefon kullanıyor musun? Annenin, babanın, abinin, ablanın telefonu var, değil mi? Hepimiz günlük hayatta telefon kullanıyoruz. Birbirimize telefonla ulaşıyoruz, değil mi? Evet, işte telefonu kim bulmuş diye sorarlarsa artık biliyorsun. Telefonu Graham Bell bulmuş. Sonra devam ediyorlar. Kim var burada? Tanıyor musun? Seyit Onbaşı var, değil mi? Seyit Onbaşı'yı tanıyor musun? Belki tanıyabilirsin. Peki bakalım ne söylüyor öğretmen? Diyor ki, söyleyin çocuklar. Bu kim? Ömer diyor ki, Seyit Onbaşı değil mi öğretmenim? Ne diyor? Seyit Onbaşı değil mi öğretmenim? Aferin Ömer dedi, değil mi öğretmeni? Ne dedi? Aferin Ömer. Şimdi bilgi veriyor. Bakalım ne diyor? Sen de dikkatlice dinle. Seyit Onbaşı
1889 yılında doğmuş. O, ülkesini korumak için çok ağır bir yükü taşımış. O kahraman bir askermiş. Ne diyor? Seyit Onbaşı 1889 yılında doğmuş. O, ülkesini korumak için çok ağır bir yükü taşımış. O, kahraman bir askermiş. Görüyorsun değil mi? Tek başına çok ağır bir yük taşıyor. O kahraman bir asker. Ne dedi? Tekrar okuyalım, sonra geçelim. Seyit Onbaşı 1889 yılında doğmuş. O, ülkesini korumak için çok ağır bir yükü taşımış. O, kahraman bir askermiş. Sonra devam ediyorlar. Kimleri gördük? Graham Bell'i gördük. Telefonu icat etmiş. Seyit Onbaşı'yı gördük. Ülkesi için kahramanca askerlik yapmış. Evet, peki sırada kim var? Bakalım ne yazıyor? Sunakan ne yapmış? Demek ki onun adı Suna, soy ismi Kan. Evet, Sunakan. Peki başka ne görüyorsun? Burada bir keman görüyorsun değil mi? Evet, bir keman var. Bakalım öğretmen ne diyor? Diyor ki öğretmenimiz, şimdi Sunakan'ı tanıyacağız. Sunakan müzik konusunda çok yetenekliymiş. Ailesi bunu hemen fark etmiş. Ne diyor? Sunakan müzik diyor konusunda çok yetenekliymiş. Sunakan müzik konusunda çok yetenekliymiş. Ailesi bunu hemen fark etmiş. Ona harika çocuk demişler. Ona harika çocuk demişler. Çocuklardan biri diyor ki, annem de bana harika bir çocuksun diyor. Ne diyor? Annem de bana harika bir çocuksun diyor. Öğretmen, evet, hepiniz harika çocuklarsınız diyor. Sonra devam ediyor. Bu, resimde görüyorsun, bu Sunakan'ın ilk kemanıymış. Bu Sunakan'ın ilk kemanıymış. Akif diyor ki, öğretmenim, babam da 6 yaşında keman çalmış. Ne diyor? Öğretmenim, babam 6 yaşında keman çalmış diyor. Öğretmen, ne kadar güzel Akif, sen de öğrenmelisin diyor. Ne diyor? Ne kadar güzel Akif, sen de öğrenmelisin. Evet öğretmenim, babam bana keman çalmayı öğretiyor diyor Akif. Ne diyor? Evet öğretmenim diyor, babam bana keman çalmayı öğretiyor. Öğretmen, buna çok sevindim Akif diyor. Sonra devam ediyorlar. Graham Bell'i gördük. Seyit Onbaşı'yı gördük. Sunakan'ı gördük. Sıra kimde bakalım. Kim var burada? Bir kadın var. Acaba adı ne? Hemen yazıyor değil mi üstünde? İdil Biret ne yapmış? İdil Biret ne yapmış? Burada ne görüyorsun? Bir piyano var. Gördün mü? Evet, bu bir piyano. Öğretmen diyor ki, çocuklar, son panoya geldik. Panodaki kişi İdil Biret. O piyano sanatçısı. Ne diyor? Çocuklar diyor, son panoya geldik. Panodaki kişi İdil Biret. O piyano sanatçısı. Sonra devam ediyor. Bakalım İdil Biret ne yapmış? İdil Biret 1941 yılında doğmuş. 7 yaşında müzik eğitimi için Paris'e gitmiş. O çok başarılı bir sanatçı. Bu nedenle birçok ödül almış. Ne diyor? İdil Biret diyor, 1941 yılında doğmuş. 7 yaşında müzik eğitimi için Paris'e gitmiş. 7 yaşında.
O çok başarılı bir sanatçı. Bu nedenle birçok ödül almış. Ömer diyor ki, öğretmenim, burada harika bilgiler öğrendik. Zaman tüneni bitirdiler artık değil mi? Evet, kimler öğrendiler dedik. Graham Bell ne yapmıştı, neyi bulmuştu? Telefonu, Seyit Onbaşı'yı öğrendik. Kahraman bir askerdi. Başka? Sunakan'ı öğrendik. Keman çalıyordu. Yetenekli bir müzisyendi. Başka? İdilbiret'i öğrendik. O da piyano çalıyordu. O da çok yetenekliydi değil mi? Evet, çok güzel. Peki artık çıkıyorlar. Ne diyor Ömer? Öğretmenim, harika bilgiler öğrendik diyor. Ece, ben hepsini anneme ve babama anlatacağım diyor. Ne diyor? Ben hepsini anneme ve babama anlatacağım. Elif, öğretmenim, buraya yine gelebilir miyiz diye soruyor. Öğretmenim, buraya yine gelebilir miyiz? Öğretmen, evet çocuklar, buraya yine gelebiliriz diyor. Ne diyor? Evet çocuklar, buraya yine gelebiliriz. Sonra ne diyor öğretmen? Haydi, sıra olun. Servise doğru gidelim diyor. Ne diyor? Haydi, sıra olun. Sıra oluyorlar. Servise doğru gidelim. Tamam öğretmenim diyor çocuklar. Şimdi ne yaptık bugün? Öğretmen ve öğrencilerle birlikte biz de zaman tüneline gittik değil mi? Biz de onlara eşlik ettik. Neler öğrendik? Mucitleri öğrendik. Yetenekli bazı insanları öğrendik. Kimdi bunlar? Hemen bir düşün bakalım. Graham Bell'i öğrendik değil mi? Graham Bell neyi icat etmiş? Hemen. Güzel. Graham Bell telefonu icat etmiş. Onun sayesinde birbirimizle çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Peki başka kimi öğrendik? Seyit Onbaşı'yı öğrendik. Askerlik yapmış değil mi? Kahraman bir askermiş. Evet, başka? Sunakan'ı öğrendik. Keman çalıyor. Harikasın. Tamam. Başka? İdilbiret'i öğrendik. O da piyano çalıyor. İkisi de çok küçük yaşlarda başlamışlar bu müzisyenliğe değil mi? Sonra çok büyük ödüller almışlar. Dünyaca tanınmışlar değil mi? Çok güzel. Peki, şimdi birkaç sorum var. Cevap verir misiniz bana? Hadi o zaman. Tekrar ettik, hatırlıyorsun. Sorumuz ve konumuz şu. Kim ne yapmış? Soruya bakalım. Graham Bell neyi bulmuş? Graham Bell neyi bulmuş? Graham Bell'i hatırla. Burada ne var? Televizyon. Burada telefon. Peki burada radyo. Graham Bell neyi bulmuş? Telefonu bulmuş değil mi? Harikasın. Graham Bell telefonu bulmuş. Televizyonu ya da radyoyu değil, telefonu bulmuş. Onun sayesinde birbirimizle iletişim kurabiliyoruz dedik. Harikasınız. Peki, İdilbiret hangi müzik aletini çalmış? İdilbiret hangi müzik aletini çalmış? Hemen bak resme, sonra bakalım. Davul mu? Keman mı? Piyano mu? Bir düşün. İdilbiret davul mu çalmış? Keman mı çalmış? Yoksa piyano mu çalmış? Hangisi? Aferin sana. İdilbiret piyano çalmış değil mi? Evet, piyano çalmış. 7 yaşında Paris'e gitmiş. Çünkü çok yetenekliymiş ve çok ünlü bir müzisyen, çok ünlü bir sanatçı olmuş değil mi? Aferin, öğrendin. Peki diyor ki, Sunakan hangi müzik aletini çalmış? Sunakan hangi müzik aletini çalmış? Hemen bak.
Keman mı? Davul mu? Flüt mü? Bir düşün. Sunakan keman mı çalmış? Davul mu? Flüt mü? Hatırla. Evet, Sunakan keman çalmış değil mi? Ailesi ona ne diyormuş? Harika çocuk. Çünkü çok küçük yaşta yetenekli olduğunu görmüşler değil mi? Evet, peki çocuklardan birine de ailesi harika çocuk diyor muydu? Evet, annem bana da harika bir çocuksun diyor, diyordu. Öyle, siz de o da hepiniz harika çocuklarsınız. Şimdi devam ediyoruz. Bir metnimiz var. Okuyorum, dikkatlice dinle. Başlığımız ne? Hatıra saat. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada iyi kalpli bir adam varmış. Adamın adı Rasim Usta'ymış. Rasim Usta'nın babasının bir saati varmış. Babası bu saati Rasim Usta'ya vermiş. O saati çok sevmiş. Ama Rasim Usta çok üzgünmüş. Çünkü bu hatıra saat bozulmuş. Rasim Usta saati tamir etmek için çok çalışmış. Ama saati yapamamış. Bir gün saati evde bırakmış ve işe gitmiş. Tekrar ediyorum, sonra hemen soruyu çözeceğiz. Hatıra saat. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada iyi kalpli bir adam varmış. Adamın adı Rasim Usta'ymış. Rasim Usta'nın babasının bir saati varmış. Babası bu saati Rasim Usta'ya vermiş. O saati çok sevmiş. Ama Rasim Usta çok üzgünmüş. Neden acaba? Çünkü bu hatıra saat bozulmuş. Rasim Usta saati tamir etmek için çok çalışmış. Ama saati yapamamış. Bir gün saati evde bırakmış ve işe gitmiş. Şimdi bana söyle, Rasim Usta neden üzgünmüş? Güzel, burada sorduk zaten değil mi? Rasim Usta üzgün çünkü saat bozulmuş. Hemen bakalım. Çünkü hatıra saat bozulmuş değil mi? Rasim Usta bu yüzden üzgün. Sonra devam ediyor. Bir süre sonra saatten tik tak sesleri gelmiş. Akrep ve yelkovan konuşmaya başlamış. Yelkovan, neden çalışmıyorsun? Rasim Usta çok üzülüyor demiş. Akrep, çalışıyorum ama çok yoruluyorum demiş. Şimdi sorumuza bakalım. Yelkovan akrepten ne istemiş? Bir kere daha okuyalım mı? Dinle. Bir süre sonra saatten tik tak sesleri gelmiş. Akrep ve yelkovan konuşmaya başlamış. Yelkovan soruyor akrebe, diyor ki, neden çalışmıyorsun? Rasim Usta çok üzülüyor demiş. Akrep, çalışıyorum ama çok yoruluyorum demiş. Yelkovan akrepten ne istemiş? Yelkovan akrebin çalışmasını istemiş değil mi? Soruyor ona neden çalışmıyorsun diye. Sonra yelkovan, kardeşim Rasim Usta çok iyi biri. Bizi çok seviyor. Bizi temizliyor. Lütfen çalış. Onu mutlu edelim demiş. Akrep onun sözünü dinlemiş. Rasim Usta işten gelmiş. Çok şaşırmış. Çünkü saat çalışmış. Saati eline almış ve babasının fotoğrafının yanına asmış. Rasim Usta o gece mutlu mutlu uyumuş. Rasim Usta saati nereye asmış? Ne diyor burada? Rasim Usta diyor, saati babasının fotoğrafının yanına asmış. Nereye asmış? Soruyu böyle soruyor. Saati nereye asmış? Rasim Usta saati babasının fotoğrafının yanına asmış. Ne yaptık? Bir dersimizin daha sonuna geldik. Tekrar etmeyi, kitap okumayı unutmayın. Sonra yine burada görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.